Geldiniz. Merhaba, teşekkür ediyorum. Sayın Bilgel'le başlamak istiyorum öncelikli olarak. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını aktardım. Sizler de biliyorsunuz yakinen. Sert bir ifadeydi büyükelçilere yönelik olarak. Baktığımız zaman diplomasi dilinde bugüne kadar benzer bir açıklama gördük mü Türkiye'de? Neler söylersiniz? Yani şöyle başlayayım. Gerçekten çok sert bir açıklama. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bizim bu büyükelçileri ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz yok diyor. Arkasından da Türkiye böyle bir ders vermek haddimize mi sizin, kimsiniz siz neymiş? Öncelikle diplomasi dilinde pek uygun bir dil değil bu dil ve üslup olarak. Şunu düşünmek gerekiyor. Tabii şöyle bir anlam çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından. Eğer bu büyükelçileri ülkemizde ağırlamak istemeyeceksek o zaman biz bu kişileri persona non grata yani istenmeyen kişi olarak mı Türkiye ilan edecek? Bunun mu talimatının sinyalini veriyor? Sorusu da doğal olarak geliyor. Bu çok rast sınır değil ama Cumhurbaşkanı'nın daha geçmişteki söylemlerine baktığımızda hani çok böyle öfkeli, ani çıkışları olan tepkisel tutumları olabiliyor. Şimdi tabii burada iki konu var. Bir Cumhurbaşkanı niye bu çıkışı yaptı? Evet, açıklama sert bir açıklama. Şununla başlamak istiyorum. Büyükelçiler yazılı veya sözlü açıklamalar yapabilirler. Yani aslında bu Osman Kavala hakkında yaptıkları açıklama uygun bir açıklama. Ancak bunun sosyal medya tarafından yapılması pek uygun değil. Efendim, neden sosyal medyada yapılması uygun değil? Hep bu konuşuyoruz. Sosyal medyadan yapılması uygun değil olarak yorumlanıyor. Büyükelçilerin bunu bir araya gelerek yazılı olarak mı yapmaları gerekiyordu? Açıklama yapabilirken sosyal medyadan neden yapamazlar? Yani genelde tahammül gereği yazılı ve sözlü olması daha doğru bir usuldür. Çünkü özellikle diplomaside esaslar, usuller önemlidir. Yani esas kadar usul de önemlidir. O yüzden yazılı veya sözlü yapılması önemlidir. Ama tabii yeni bir çağda da yaşıyoruz. Yani görüyoruz bunu diplomatlar olsun, devlet liderleri olsun sosyal medyayı kullanıyorlar ve bu açıklamaları sosyal medya üstünden yapıyorlar. Bu hakları var, evet bu açıklamayı yapabilirler. Karşısında da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da karşında bir açıklama yapabilir. Bu son derece doğal bir durum. Fakat ilk 10 büyükelçinin yaptığı açıklamaya baktığınızda tabii yargıyı hedef alan bir açıklama da var. Sadece Osman Kavala'nın serbest bırakılması değil, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgeleyen bir karar olduğunu belirtiyor açıklamada. Tabii bu açıklama yapıldığında muhakkak ki bu açıklamaya imza atan devletler de 10 büyükelçi de bunun bir tepkiye yol açacağını bilerek bu açıklamayı yaptılar. Aksi mümkün değil. Cumhurbaşkanı açıklaması ise oysa çok sert bir açıklama oldu. Hatta biraz önce dediğim gibi sanki bu 10 büyükelçi persona non grata ilan edilecek istenilmeyen kişi devletlerimizin sınırında ve geri gönderecekler. Böyle bir prosedür başlatılacak mı diye soru işaretleri oluştu. Evet. Şimdi şey söylemek istiyorum. Bir ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada bir tepki verdiğini ama böyle bir prosedürü başlatacağını pek düşünmüyorum. Çünkü eğer Cumhurbaşkanı böyle bir prosedür başlatsa ve 10 büyükelçi istenmeyen kişi ilan edilse bunun çok ciddi sonuçları olur. Çünkü geri olarak diğer 10 devlet de geri misilleme yapacak. Onlar da Türkiye'nin kendi ülkelerindeki büyükelçilerini istenmeyen kişileri ilan edecek. Şimdi bu tabii ilişkiler açısından çok büyük bir siyasi krize yol açacak. O nedenle ben bunu düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum, ummuyorum. Çünkü bunu Tam da bu yaratacak noktada aslında bir bir ek de yapmak istiyorum. Şimdi bakıyoruz 10 ülkenin büyükelçisinin açıklamasından bahsediyoruz. Erdoğan'ın beraberinde sert açıklamaları. Ben hemen o ülkelere bakıyorum. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından herhangi bir şey geldi mi diye. Sadece Almanya'dan yapılan bir açıklama oldu aslında bakarsanız. Hani bu noktada yapılan açıklamayı destekler nitelikteydi. Arkasında duruyoruz niteliğindeydi. Ancak Erdoğan'ın açıklaması Sayın Çakır Özer size de sormak istiyorum. Sert bir açıklamaydı. Ama o 10 ülkeden de Erdoğan'ın bu açıklamasının sert olduğuna yönelik ya da açıklamasının içeriğine yönelik de bir karşı açıklama gelmedi. Tabii ben Sayın Genel Başkanımızı, hocamızı bir kez daha selamlıyorum. Onun fikirlerine katıldığımı baştan beyan ederek sözlerime başlıyorum. Bir kere daha davetiniz için teşekkür ederim Mehmet Bey. Öncelikle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından bahsediyorsak o açıklamada Evet. şu unsuru ben biraz daha dikkatinizi çekmek isterim. Hatırlarsanız orada Sayın Erdoğan işte tabii eleştiriyor ama orada
Osman Kavala'dan bahsederken, örnek verirken, işte sizin ülkenizde işte diyor ki haydutlar, katiller işte serbest kalıyor mu gibi. Şunu anımsatmak isterim. Osman Kavala hala sanık statüsünde oturmakta olan biri. Hakkında bir ceza kesinleşmiş değil ve ceza kesinleşene kadar da biliyorsunuz yargı sistemimize göre bütün bireyler, yargılanan sanıklar masumdurlar. Aslında bu sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yargıya müdahale etmiş oluyor. Anımsarsanız ahim kararında, yani çok tartışılan ahim kararında da 2019 yılında verilen ahim kararında da tabii çok şey söyleniyordu. Tutukluluk kararının haksız, hukuksuz olduğu söylenirken yine orada da yine Erdoğan'ın daha önceki Osman Kavala hakkındaki yaptığı açıklamaların, geçmişte yaptığı açıklamalarında yine yargıya müdahale niteliğinde olduğu ve bu nedenle zaten konunun bir siyasi tutukluluk konusu olduğuna ilişkin tespitleri vardı mahkemenin. Burada Cumhurbaşkanı'nın aynı üslubu sürdürüyor olması, aslına bakarsanız yine dışarıda bu davanın siyasi olarak sürmekte olduğu ve Osman Kavala'nın siyasi baskıyla içeride kaldığı şeklindeki hem hukuki kararları hem genel algıyı destekleyecek bir açıklama maalesef diyorum. Zaten görmüşsünüzdür, Osman Kavala da artık bu açıklamadan sonra bundan sonra savunma yapmayacağını Yapmayacağını kamuoyuna dile getirdim. duyurdu anımsarsanız. Diğer hani Soros artı gibi kelimelerden zaten Osman Kavala o konudaki hem yanıtını hem duyduğu üzüntüyü de ifade etti. Tabii bir şu da var, hani o tartışmaya belki sonra gireriz ama burada büyükelçiler tabii ki az önce değerli Genel Başkan Yardımcımızın ifade ettiği konu, büyükelçiler bulundukları ülkelerde hani diplomatik nezaket gereğidir. İç işlerine ilişkin böyle açıklamalar yapmazlar. Yani bu diplomatik üsluba uygun değildir. Genelde bir görüşleri varsa bunu gidip işte en açık şekilde belki muhatabına iletirler. Bu muhatap genelde Dışişleri Bakanlığı'dır. Ya bakandır, ya bazen müsteşar, bazen bakan yardımcısı. Bazen de lider seviyesinde kabul edildiklerinde onu genelde liderden lidere söylenir. Doğal olarak burada sosyal medyadan olsun, yazılı olsun, sözlü olsun bir açıklama yapılması Türkiye'nin iç işlerine karışma anlamını taşıyor ve böyle bir algı yarattığı doğru. Ama şunu bir kere daha altını çizmek lazım. Siz zaten az önce yayınınızda söylediniz. Sayın Genel Başkanımız da ifade etti. Sayın İYİ Parti Genel Başkanı da az önce haberde ifade ettiniz. Türkiye'nin de hukukun üstünlüğü diyorsak, hukuk devleti olma iddiamız varsa, demokrasimiz ile övünmek istiyorsak biz ahim kararlarının yerine getirmemiz gerekiyor. Bu sadece bir tercih değil, yani bizim bir tercih lüksü değil. Bu anımsarsanız hem de AK Parti iktidarı döneminde 2004 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle, ki o dönem parlamentoda bulunan diğer partilerde, Cumhuriyet Halk Partisi de neredeyse tüm muhalefet partileri destek verdi. Yani neredeyse oy birliğine yakın büyük bir oy çokluğuyla kabul edildi ve dedik ki anayasamızın üstündedir. Ne? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve onun işte gerektirdiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları. Bununla da yetinmedi AK Parti iktidarları. Anımsarsanız yine sanırım Adalet Bakanı Sadullah Ergin'di. Onun döneminde de yanılmıyorsam ahim kararlarına mahkemelerimizin uymak zorunda olduğunu, yani bir işte diyelim bir ihlal kararı verdi, o yargılamanın yenilenmesi gibi bir usule gidilmesi noktasında bir ceza muhakemeleri kanununda da bir değişiklik yapıldı. Şimdi bunlar ortadayken o yüzden yani tabii ki büyükelçilere hani açıklamasına kızalım, şey yapalım ama bir taraftan da onun içinde yer alan ifadelere baktığınızda uluslararası yükümlülükler ve iç hukukuyla uyumlu diyor. Yani ahim kararlarından bahsediyor. Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi'nden bahsediyor. İç hukuk dediğimiz ahim kararlarının uygulanması gerektiğinden bahsediyor. Yine yani söylenen de adil ve hızlı sonuçlanması çağrısı. Bunu zaten hepimiz yapıyoruz. Ben, Sayın Hocam da ve diğer siyasi liderler de uzun süredir bu konuyu yapıyoruz. Bu Osman Kavala diye değil, yani kim olursa olsun içeride, anımsarsanız geçmişte içeride Mustafa Balbay vardı, Tuncay Özkan vardı partimizde siyaset yapmakta olan, yapmış olan çok değerli aydınlarımız vardı. Sayın Haberal vardı, hatırlayın Profesör Haberal. Çok yine Türkiye'nin yetiştirdiği en çalışkan, düzgün, namuslu askerler vardı. Ve hepsi biliyorsunuz uzun tutukluk mağduriyetleri yaşadılar. Sonradan da çok haksız olduğu bunların beraatlerle ortaya kondu. O yüzden bu tür
yeniden mağduriyetlerin yaşanmaması için Osman Kavala olur, gazeteci olur, siyasetçi olur. Benzer şekilde yine Selahattin Demirtaş'ın da biliyorsunuz AİHM tarafından verilmiş kararları var. Burada önemli olan isimler değil, önemli olan ilkelerdir. Türkiye AİHM kararlarını tanıyorsa, tanıdım diyorsa 2004'te hem de bu iktidar döneminde bizim de desteğimizde, o zaman bunun arkasında durmak zorundadır. Bu kararı beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama o kararı tanımanız gerekir. Bugün yapılmayan ve muhtemelen de dünyanın rahatsız olduğu, Türkiye'de ben de rahatsız oluyorum, hepimiz rahatsız oluyoruz, siz de rahatsız oluyorsunuz. Yani insanların değil 4 yıl, biliyorsunuz 4. yılı doluyor, 1450 küsür gün oldu Sayın Kavala özgürlüğünden mahrum. Bırakın 1450 günü, bizi bir gün değil bir saat yani o koğuşun içinde tutsalar, İnanın hiçbirimizin hani psikolojik dengesi yerinde olmaz. O yüzden insanları yerine kendimizi koymamız lazım. Sayın Kavala'nın davasını izlemeye çalışan biri olarak hem basından hem işte, giderek duruşmalarına, bakın bir beraat kararı verildi. Arkasından beraatin gereği olarak tahliye ediliyordu. Cezaevi kapısından döndürüldü. Gece yarısı bir dosya uyduruldu. O dosya uzun tutukluğa takıldı. Yani o dosyadan hiçbir şey, iddianamesi çıkmadan uzun süre tutuklu kaldı. Şimdi oradan da tahliye kararı çıktı. Bir dosya daha uyduruldu. Yani dosya dosya üstüne konuyor ama ortada delil yok. Yani kim olursa olsun, bakın bu kişinin isminden bağımsız olarak, kimseyi delil olmadan, hiçbir iddia yani ortada yokken bu şekilde özgürlüğünden, sevdiklerinden, evet, ailesinden mahrum bırakamayız. Bu konuya böyle bakmak lazım. Yani şunu demek istiyorum. Büyükelçiler iç işlerimize karışmasın ama biz de o zaman kendi evimizin içini, yani iç işlerimizi düzgün yapalım. Hukukun üstünlüğüne riayet edelim. Her alanda, yani başta yargı olmak üzere. Bağımsız yargı diyoruz Mehmet Bey. İşte şimdi çok eleştiriliyor, işte bağımsız yargı var, müdahale ediyorsunuz diye büyükelçiler. Ama iki tane olayı anımsatacağım. Belki hatırlayacaksınız siz de gazetecilik döneminizden. ABD'nin eski başkanı Trump, anımsarsanız kendi açıklamalarında vardır. Rahip Brunson daha fazla içeride kalacaktı, bir telefonumla serbest kaldı diye. Gerçekten de Rahip Brunson'un yargılaması. Yani şöyle, haklı mıydı haksız mıydı, yani ona karışmak istemem ama eğer yani suçluysa nasıl bir telefonla bırakıldı? Evet. Suçsuzsa zaten niye içeride tutuldu sorusu hep soruluyor. Evet. İkinci olarak da yine bir başka meslektaşımız anımsarsanız Almanya'da gazetecilik yapan Türkiye kökenli Deniz Yücel de yine Alman Başbakanı Merkel'in yine Türkiye üzerinde adına ne koyacağız, baskı, teşvik, telkin, ne, siz ne tercih ederseniz girişimleri sonrasında yine süratle serbest bırakılmıştı. O yüzden o dönemlerde şimdi tepki verenlerin hiçbiri tepki vermemişti. Yine o dönem biz eleştirmiştik, yani yapılanın, eğer dediğim gibi yani gerek isimden bağımsız olarak eğer suçluysa telefonla bırakmayacaksınız, yargı bağımsız bir şekilde işleyecek. Suçsuzsa zaten yine yargının o kişiyi bir gün dahi içeride tutmaması lazım. O yüzden yani siyasi baskıyla yargı karar alıyor algısını yaratan bizatihi maalesef AK Parti iktidarı ve başındaki AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, az önce söylediğim örneklerle. Evet, tamam, ben bir kez daha Yasemin Bilgel'e dönmek istiyorum. Zira biraz önce sizler de aktardınız efendim, istenmeyen kişi ilan edilmeyle ilgili olarak. Türkiye tarihinde, Cumhuriyet tarihinde sanırım böyle bir gelişme yok. Önümüzdeki süreç içerisinde böyle bir şey olur mu? Ben olacağını düşünmüyorum. Çünkü olması durumunda çok ciddi siyasi krize yol açar bu. Yani ülkeleri bir baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, yani bu çok ciddi bir siyasi kriz ve şunu da unutmamak gerek. Bu krizi tek başına bir kriz olarak alamazsınız. Bugün Amerika ile menfaatleriniz doğrultusunda yapmanız gereken işbirlikleri var. Avrupa'da var. Suriye'yi konuşuyordunuz programda bizden önce. Şimdi Suriye'de ABD-Rusya arasında sıkışmış bir Türkiye var. Şimdi tüm bu olayların içinde işlerin o boyuta gidebileceği ve 10 büyükelçinin istemeyen kişi ilan edilip böyle bir prosedürün başlatılacağını ben düşünmüyorum, inanmıyorum, inanmak da istemiyorum. Muhakkak ki Sayın Cumhurbaşkanı da onun sonuçlarını görecektir. Bir tek şu iki şeyin altını çizmek istiyorum. Ben bunun böyle bir prosedürün başlatılacağını düşünmüyorum ama bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk çıkışı değil. Hatırlarsınız, ey Amerika, ey ABD, şimdi tekrar işte biz bunları ülkemizde barındırmak istemiyoruz. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönem dönem diğer devletlere karşı böyle öfkeli, tepkili, hatta sonunda ne olacak acaba, bu konuşmanın sonu nereye gidecek tarzı söylemleri var. Buradaki soru şu, bunun gerçekten hedefi kim bu söylemleri?
Ben daha çok özellikle bu son söylemin iç kamuoyuna yönelik bir söylem olduğunu düşünüyorum. Yani bu söylemler, çünkü hepimiz şunu biliyoruz, uluslararası sistemde devletler bu öfkeli tepkilerle bir yere varamazlar diğer devletlerle ilişkilerinde. Ancak diplomasiyle bir sonuca, bir çözüme ulaşabilirsiniz. O yüzden bu söylem daha çok Cumhurbaşkanı'nın iç kamuoyu için. Yani ben evet diğer bu devletlere karşı dik duruyorum. Ve bu dik durmanın gerekliliğinde de çok sert, öfkeli, tepkili bir dil kullanıyorum. Ben bunun çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten siz bunu iç kamuoyuna yönelik yapıyorsunuz ama diğer tüm devletler zaten duyuyor konuşmayı. İki, şu soruyu bence hepimizin sorması gerekiyor. Çünkü bazen vatandaşlarda da öyle bir algı var. Hani bu dik çıkışlar diğer devletlere karşı sanki bizim gücümüzü, dik duruşumuzu gösteriyor. Aslında şunun da altını çizmek gerekiyor. Hani nasıl bir dik duruş sağlarsınız uluslararası sistemde? Nasıl sözünüzü geçirirsiniz? Hani öfkelerle, tepki sözleriyle maalesef bunlarla elde edebileceğiniz pek bir şey yok. İki tane yolu vardır bunun. Demin Sayın Utku Çakırözer de söyledi. Demokratik bir devlet olmak, hukukun üstünlüğünün olduğu, insan haklarının olmadığı, insan hakları sözleşmelerine uyduğunuz bir devlet olabilir. Evet. Bugün bakıyorsunuz Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülkede 117. sırada. Şimdi bu gerçekten bir ülkenin uluslararası sistem dik durması için, itibarlı olması için kabul edilemez bir sıralama. İki, daha gerçekçi bir yapıyla nasıl dik durursunuz? Güçlü devletsinizdir. Çok ekonomik olarak güçlü bir devletsinizdir. O zaman zaten hiçbir söylemlere gerek yoktur. İstediğinizi elde edebilirsiniz. Uluslararası sistemde dik duruşa sahip olursunuz. Bunun yani hani bunun sonuç elde edici bir söylemler vesaire olduğunu ben düşünmüyorum. Daha çok iç kamuoyuna bir mesaj veriyor. Evet, ben dik duran bir liderim ama o da çok gerçekçi değil. Yani zayıflayan bir ekonomi var. Evet. Demokrasi de gerileyen, hukukta gerileyen bir ülke var. Bu tip diplomatik olmayan dilin konuşulmasından da kaynaklı diplomatide de bir gerileme var. Şimdi bu şartlar altında, bu çıkışlarında ülkenin ne itibarına ne de sorunların diğer devletlerle olan çözümüne katkı sunacağını düşünüyorum. Çünkü belirtilmesi gereken bir konu bugün bu 10 büyükelçinin çoğunla bizim çok önemli Suriye'de olsun, Avrupa Birliği ilişkilerimizde olsun önemli çözmemiz gereken sorunlar var. Yani bu ilişkileri biz kenara atamayız veya bu ilişkileri çözümsüz hale getiremeyiz. Evet. O nedenle her tarafın aslında şu şekilde bakması gerekiyor. Yani diplomasi nedir? Diyalogtur. Diyalog yoluyla kendi menfaatlerimizin doğrultusunda çözüm yollarını arayıp ülkeler